Karanlık Dünya. Türk Halk Hikayeleri. İlksiz mavi zamanda, kalburlar samanda, mavi vaktin birinde bir padişahın üç oğlu varmış. Üçü de büyüyüp delikanlı olmuşlar. Dağlarda, ormanlarda avlanmayı seviyorlarmış. Bir günün birinde bu üç kardeş ortalık ışır ışımaz kalktılar, avlanmak için bir dağa tırmandılar. Bu dağa ilk kez geliyorlardı. Güçlükle dağın tepesine ulaştılar. Baksalar ki tabak gibi bir düzlük, ortasında bir kuyu. Su içmek için başına vardılar. Fırın ağzı gibi bir sıcaklık yüzlerine çavunca büyük oğlan, "Kardeşlerim," dedi, "böyle yerler tekin olmaz ya, bu sıcaklığın nedenini öğrenelim. Önce urganları birbirine ulayalım, sonra beni belimden bağlayıp kuyuya sarkıtın." Büyük kardeşlerini kuyuya sarkıttılar. Oğlan yarıya varmadan, "Aman kardeşlerim, yandım," dedi. "Çekin beni," diye bağırmaya başladı. Onu derhal çekip yukarıya aldılar. Bu sefer ortanca oğlan, "Kardeşlerim," dedi, "urganın ucundan sıkıca tutun da beni sarkıtın bakalım." Bunu da sarkıttılar kuyuya. Büyük kardeşten çok dayandı ya, yolun yarısına varınca o da, "Aman kardeşlerim, yandım, ölüyorum, beni çekin," diye bağırdı. Onu da çıkardılar. Bu kez küçük oğlan dedi, "Hele bir de beni sallandırın, bu kuyunun gizini öğrenelim yahu, bana bakın. Yalnız nedenli bağırırsam bağırayım, beni yukarı çekmeyin. Yandım," dedikçe salın urganı kuyuya. İki kardeş küçük kardeşlerinin dediği gibi yaptılar. Küçük oğlan "yandım" dedikçe bir bıraktılar ipin ucunu. "Öldüm" dedikçe iki bıraktılar urganı. Böylece küçük oğlan kuyunun yer altındaki ilk konağına indi. Çevresine bir bakındı, bir kapı gördü. Urganı belinden çözüverdi, kapıya yöneldi, gidip açtı kapıyı. Baksa ki içeride ceylan gözlü bir kız, boynu bükük düşünüp duruyor. Oğlanı görünce şaşırdı kız. "Yiğit," dedi, "buraya nasıl geldin sen? Derdini anlat bakalım bana." Oğlan kısaca söyledikten sonra kız başladı anlatmaya. "Ben Kekik ülkesi padişahının kızıyım. Kız arkadaşlarımla has bahçede eğlenirken yedi başlı dev beni kaçırıp buraya getirdi." Oğlan bu kızı dinledikten sonra oralarda dolaşmaya başladı. Çok gitmeden bir kapı daha gördü, açtı içeri girdi. Baksa ki dal gibi maviş bir kız. Boynu bükük düşünüp duruyor o da. Kız, "Ah Yiğit," dedi, "buraya nereden geldin?" Ve oğlana kendi durumunu anlattı o da. "Ben Güney ülkesi padişahının kızıyım. Arkadaşlarımla gezerken yedi başlı bir dev kaçırdı beni, buraya getirdi." Çevresini iyice gözden geçirdi bizim küçük oğlan. Baktı bir kapı daha var. "Hele şuraya da bakayım," dedi. Varıp kapıyı açtı. Aa, bir de ne görsün. Gül tomurcuğunca bir kız. Bu öteki iki kızdan da güzel. Yosun boyada gözleri, mor boyada dudakları, karanlıklardan kara saçları. Bu da inleyip duruyor. Kız diyor ki, "Ben Gül ülkesinin padişahının kızıyım. Arkadaşlarımla yıkanmaya giderken yedi başlı bir dev beni kaçırıp buraya getirdi." Oğlan, "Tomurcuk kız," dedi, "o devin yerini bana gösterebilir misin?" Kız, "Gösteririm ya," dedi, "gösteririm ya, kendine yazık edersin." Oğlan ayak diredi, "söyle," dedi. Kız istemeye istemeye devin bulunduğu yeri gösterdi oğlancağa. O da kılıcını çekip girdi içeriye. Baktı ki devin gözleri külhan gibi yanıyor. Dev oğlanı görür görmez yerinden kalktı, gürzünü eline aldı, üstüne yürüdü oğlanın. Gürzü savurdu, oğlana denk getiremedi. Oğlan önce devin gürzünü parçaladı kılıcıyla, sonra bir vuruşta yedi başını birden uçurdu devin. Dev dedi ki, "Aman Yiğit, bana bir kılıç daha vurabilir misin?" Oğlan dedi ki, "Ben anamdan bir kez doğdum." Ve vurmadı.
Eğer vursaydı dev ölmezmiş, dirilirmiş. Böylece devin canı damıya göçüp gitti. İyi ki vurmadı. Oğlan devin işini bitirdi ve kızların yanına döndü. Odalarından birer birer aldı üçünü de. Devin değerli nesi varsa topladılar. Altın, elmas, cevahir gibi nenleri bir torbaya doldurdular, urgana bağladılar. Kardeşleri yukarıda, kuyunun başında bekliyorlar. Kardeşlerine ünledi oğlan. Onlar da kardeşlerinin sağ oluşuna sevindiler. Urganı çektiler, torbayı çözüp aldılar. Urganı tekrar kuyuya saldılar. Böyle birkaç kez devam ettiler. Devin değerli nesi varsa çıkarttılar yukarıya. Oğlan ilk bulduğu kızın beline bağladı urganını. ''Büyük kardeş, bu senin yavuklun, sıkı çekin.'' diye bağırdı. Çektiler. Urganı çözüp aşağı salıverdiler yine. Sıra geldi ikinci kıza. Onun da beline urganı bağladılar. ''Bu da ortancıl kardeşimin yavuklusu.'' dedi küçük oğlan. Onu da çektiler yukarı. Urganın bir ucu aşağı gelince tomurcuk kızın beline bağlamaya başladı oğlan. Kız dedi ki, ''Ey yiğit, kişioğlu çiğ süt emmiştir. Bak ben sana bir şey diyeyim. Kardeşlerin de olsa, ben o iki kızdan güzelim, bak onlar sana bir oyun edebilirler. Bence önce sen yukarı çık, sonra urganı gönder, beni çek.'' Oğlan dedi ki, ''Tomurcuk kız, hiç küşümlenmesen. Kardeşlerim onlar benim. Beni burada bırakmazlar.'' Kız dedi ki, ''Gel beni dinle yiğit. Sözümü tut, dinle beni.'' ''Yok,'' dedi oğlan. ''Önce sen çıkacaksın.'' Kesip attı lafı. Önerisinin kabul edilmediğini gördü kız ve yiğit dedi, ''Bak, kardeşlerim bir oyun ederse söyleyeceklerime iyi kulak ver. Bu inin şu bucağından bir kapı açılır. Biri ak, biri kara. İki koş çıkar oradan. Koçlar birbirleriyle tokuşup dövüşmeye başlarlar. Öldüresiye, kıyasıya vuruşur onlar. Alkanlara bulanırlar. Çevrende fır dönerler. Eğer ak koçun üstüne binebilirsen, ışık dünyaya çıkarır o seni. Kara koçun üstüne binersen, yedi kat karanlık dünyayı boylarsın ona göre. Gözünü dört aç.'' Oğlan dedi ki, ''Güzelim, sen hiç tasalanma. Kardeşlerim beni burada koymazlar.'' Ve urganı aldı, kızın beline sıkıca bağladı, kucaklaştılar. Oğlan yine yukarıya seslendi. ''Bu da benim yavuklum, çekin bakalım.'' Kızı yukarıya çektiler abileri. Ama kızın güzelliğini görünce küçük dillerini yuta yazdılar. İki kardeş birbirlerine düştüler. Bunlar, ''Vay alçak, bencil kardeş. En güzelini kendine ayırmış be.'' diyerek urganı çekecekleri yerde salıverdiler. Kuyunun ağzını da kapattılar. Devin hazinesini kızları alıp kentlerinin yolunu tuttular. Gide gide kentlerine ulaşıp konağa çıktılar. Padişah babalarının yanına vardılar. İki kardeş babalarına şöyle anlattılar olayı. ''Gökdağa ava çıktık, bir devle savaşırken küçük kardeşimizi dev parçaladı. O devi öldürüp üç tane kızı kurtardık baba.'' Bunları duyan padişah küplere bindi. Küçük oğlunu çok severmiş. Küçük oğlu bir yana, dünya bir yanaymış. Padişah dedi ki, ''Dev kardeşinizin yerine ikinizi parçalasaydı ya.'' Ve büyük oğlanla ortanca oğlunu karşısından kovdu. Kızları konağın bir dairesine koydurdu. Bunların yumuşlarını yapmak üzere yanlarına kızlar verildi. Padişah dert denizine gömüldü. ''Bunlar burada kalsınlar, biz dönelim küçük oğlana.'' O kuyunun dibinde, ''Tomurcuk kızın dediği doğruymuş, kardeşlerim oyun ettiler bana.'' diye düşünürken, kızın gösterdiği bucaktan bir kapı açıldı. Biri ak, biri kara, iki koş çıktı ortaya aynen kızın dediği gibi. Birbirleriyle tokuşmaya başladılar. O denli vuruştular ki alkanlar içinde kaldılar ikisi de. Oğlan tomurcuk kızın söylediklerini hatırladı. Koçlar çevresinde yelce dolanıyorlardı. Oğlan bunların ayrılacakları zamanı gözetliyordu. Ama ak koçun üstüne atlayayım derken kara koçun üstüne düşüverdi.
ve göz açıp kapayana dek karanlık dünyada buldu kendini. Kara koç o anda silinip yok oldu. Oğlancık kala kaldı. Durumum ne olacak böyle diye umutsuzluk içinde dolaşmaya başladı oğlan. Dolanırken bir koca karı gördü. Aman nineciğim dedi, senin oğlun olayım, her işini görürüm. Oğlum, ben yoksul bir kadınım, konuk ağırlayacak yerim yok. Bunun üzerine oğlan bir avuç altın verdi koca karıya. Ninenin gözleri parladı, oğlanı aldı, evine götürdü. Delikanlı karanlık dünyaya nasıl geldiğini anlattı nineye. Nineciğim dedi, ağzım dilim kurudu, suyun var mı? Koca karı bir tas su getirip verdi. Oğlan baktı, içilecek gibi değil, sade kan. Aman nineciğim dedi, bu nasıl su? Ah yavrum, ah bu derdimizi hiç sorma. Bu kentte bir tek pınar var, bir ejderha o pınarın gözünde yatar. Her gün bir insan yer o. Pınarın yakınında bir taş var, sırası gelini götürüp o taşa bağlarlar. Halk orada toplanır. Ejderha kalkar taşın yanına gelir, taşta bağlı duranı yiyene dek su akar, halk seyirtir suyunu doldurur. Her kim ulaşmazsa böyle kanlı su kalır ona. Verileni yedikten sonra yine gelir suyun gözüne yatar. Başka türlü bu kente su komaz. Durumumuz böyle işte oğlum. Bu kentin padişahının bitecik kızı var. Ah bugün sıra onda. Oğlan nineciğim dedi. Su almaya giderken beni de götür. Padişahın kızını götürürlerken görmek istiyorum. Bunlar konuşurken halk da padişahın kızını götürüyordu. Koca karı, gel oğlum dedi, işte padişahın kızını ejderhaya götürüyorlar. Oğlan oradan kalktı ayağa. Kılıcını kuşanıp pınara doğru yürüdü. Kalabalığın arasına karıştı. Kızın arkasından gidiyorlardı. Çoğu ağlıyordu. Oğlan da onlarla birlikte gitti. Kızı nişan taşına bağladılar. Halk korkusundan kaçtı. Kurtuluşu olmayan kız taşta bağlı kaldı. Oğlan bir bucağa saklanmıştı o vakit. Onu kimsecikler görmemişti. Bir ara kızın yanına gitti, onu çözüverdi. Oğlan dedi ki, sakın korkup kaçarım deme, burada dimdik dur. Ejderha bunları uzaktan gördü. Vay dedi, avım birken iki olmuş, sevindi. Kalkıp ağırdan geldi. Oğlanın üzerine atıldı. Oğlan kılıcı çekti. Ejderha ile korkunç bir savaş yaptı. Görenlerin soluğu tıkanır, yüreği durur. Sonunda oğlan ejderhayı paramparça etti. Padişah kızı kurtuluşunun sevinci içinde, oğlan görmeden ejderhanın kanına elini bulayıp onun sırtına bastı. Pınarın suyu billur gibi başladı akmaya. Oğlan, hadi padişah kızı, seni kurtardım. Yaşantın mutlu olsun dedi. Kız koştu gitti konaklarına. Onu görenler birbirlerine düştüler. Bizimkiler taş mı toprak mı? Padişah kızı diye ejderha bunu yememiş dediler. Kız, ah hiç de öyle değil dedi, beni bir yiğit kurtardı. Ejderhayı öldürdü. İnanmasanız çeşmeleri açın da görün. Halk oradan kalktı, çeşmelere, musluklara gittiler. Gürül gürül suyu akar görünce padişaha vardılar, durumu anlattılar. Binlerce kurban kestirdi padişah. Eğlenceler düzenletti. Bundan sonra padişahın buyruğu halka duyuruldu. Ejderhayı öldüren yiğit her kimse padişah kızını ona verecek diye tellal bağırtıldı. O kentteki bütün delikanlılar ejderhayı ben öldürdüm diye padişahın konağı önünde toplandılar. Kız baba dedi, onu öldüren yiğitte benim damgam var. Burada toplananların tümü de yalancı. Ben öldürdüm diyenler konağımızın önünden geçsinler, sırtları çıplak olsun. Benim işaretim olmayanlara 40'ar değnek vurulsun. Konağın önünde toplananlar sırtları çıplak olarak geçmeye başladılar sonra. Padişah kızı her geçeni kontrol ediyordu. Hiçbirinde damgasını göremedi. Kız dedi ki, ejderhayı öldüren yiğit bunlar arasında yok baba. Padişah, kenti ev ev arayın diye buyurdu. Adamlar kentte ev ev dolaştılar, kapı bırakmadılar, gelip padişaha dediler ki, her yanı aradık, konağın önünden geçmeyen kalmamış.
Yalnız Haran'ı yöresinde bir koca karının evinde bir delikanlı bulduk. O konağınızın önünden geçmemişmiş dediler. Tezinden o oğlanı getirin dedi padişah. Adamlar koca karının evine gittiler. Oğlan uyuyordu, uyandırdılar, alıp padişaha getirdiler. Kız oğlanı tanıdı. Oğlanın sırtındaki beş parmağının izini babasına, orada bulunanlara gösterdi. Böylece ejderhayı öldüren yiğidin bulunduğu bütün ülkeye duyuruldu. Padişah, ey yiğit, bütün halkı kızımı ejderhadan sen kurtardın. Sözümden dönmem, kızımı sana vereceğim deyince oğlan ağlamaklı oldu. Ey padişahım dedi, yaşamınız sağlıklı olsun. Kızınız, halkınız mutluluk, esenlik içinde yaşasın. Ben bu dünyalı değilim, sizden değilim. Beni ışık dünyaya çıkartıverin. Ben de bir padişah oğluyum diyerek başından geçen serüveni bir eksiksiz anlattı. Padişah, yiğit dedi, her ne istersen yapabilirim. Yalnız seni ışık dünyaya çıkartamam. İşte burada belim büküle kaldı. Padişah üzüntüsünü belli etti. Oğlan, padişahım dedi, bundan başka bir dileğim yok. Gözleri doldu, padişahla esenleşip konaktan çıktı. Koca karının evine geldi. Dertli olduğu besbelliydi. Nine, oğlum dedi, bu denli tasalanmakla kendine ediyorsun. Kalk şu tepelerde türlü boyada çiçekler, kuşlar, ulu ağaçlar var. Oralarda dolaş, oyalanır, derdini unutursun. Bunun üzerine oğlan kılıcını kuşandı, bir yolu tuttu, geze geze bir tepeye vardı. Gökyüzünü kaplamış görkemli bir çınar ağacının altında yatıp uyumak istedi. Uzandı, uyuyakaldı. Bir ara kulağı acı çığlıklarla doldu. Uyanıp baktı ki bir yılan çınar ağacına sarılmış, tepesindeki yuvaya doğru akmaya çalışıyor. Oğlan kılıcını çektiği gibi koca yılanı ikiye üçe bölüverdi. Parça parça etti. Yatıp yine uyudu. O çınar ağacının başında bir zümrüt kuşunun yuvası varmış. Yıllar yılı bu zümrüt kuşunun cücükleri uçacak duruma gelince yok olurmuş. Zümrüt kuşu 500 yaşına gelmiş, bir türlü cücük büyütüp uçuramamış. Bir süre sonra zümrüt kuşu yuvasına geldi. Çınarın dibinde bir adamın yattığını gördü. Uyuyan oğlanın üstüne yıldırım gibi sağalmak üzereyken yuvadaki yavruları ''Aman annemiz, aman, dur bizi o yiğit kurtardı.'' diye olup biteni anlattılar. Zümrüt kuşu oğlanın üzerine yavaşça indi, kanatlarını üzerine gerdi. Delikanlı uyuyordu. Kuş çevresine bakındı, iri iri parçalarını gördü yılanın. ''Yavrularımı kurtaran bu yiğittir.'' diye oğlan uyanana dek bekledi. Bir zaman sonra oğlan uyandı. Zümrüt kuşu onun boynuna sarılıp dile geldi. Ey yiğit, bu yıla gelenecek hiç yavru büyütememiştim. Bu üç yavrumu sen kurtardın. Dile benden ne dilersen. Oğlan, ey kuşlar anası, ben bu dünyalı değilim. Beni ışık dünyaya çıkartmalı. Başkaca bir dileğim yok. Zümrüt kuşu, ay yiğit dedi, 500 yaşındayım, kocadım gayrı. Kötü yerde belimi kırdın, diye dertlendiğini açığa vurdu. Oğlan, ey zümrüt kuşu, senin nasıl yavruların varsa, ben de anamın babamın yavrusuydum, diye başından geçenlerin bütününü anlattı. Zümrüt kuşunun yüreği sızladı. Yapılan iyiliğin altında kalmaktansa, karşılığını yapmaya karar verdi ne olursa olsun. Ben çocukken 4-5 zümrüt kuşuyla, anamın konuştuklarını duymuştum. Yavrularım, biz Billur Dağı'na gidiyoruz. Gelene dek bekleyin dediyse de ben ağladım, yalvardım. İlle de geleceğim diye tutturmuştum. Anamın gönlünü zorla etmiştim. Onların arkasına düşüp uçmuştum. O yolculuğun her bir konağını biliyorum. Günün birinde bir dağa indik. Anamdan sordum. Ana, buralar neyin nesidir? Buraya Billur Dağı derler diye anlatmıştı. Kuzey yönünde kapıca bir aralıktan ışıklar uçuşuyordu. Dağ gelin tülünce ak bir duman içindeydi. Anam, kızım, işte bu görünen yer ışık dünyanın kapısıdır demişti.
O geceyi de 12 köknarın çevrelediği Saylı Pınar'ın başında geçirdik. Daha öteye gitmedik. Gerisin geri dönüp geldik. Bu yaşa geldim, o daha çocukluğumda anamla bir kez gittim. Oncacık bilirim orayı. Şimdi eski gücüm yok deyince oğlanın benzi sarardı, küle döndü, gözleri doluktu. Bunu gören Zümrüt kuşu, "A padişah oğlu," dedi, "umutsuzlanma. Öleceğimi de bilsem seni o dağa götüreceğim." Ve dönüp yavrularıyla konuştu. "Sizi kurtaran bu yiğidin derdine nasıl çare bulalım?" Cücükler, "Güzel anamız," dediler, "bu oğlanın dileğini yerine getiriver. Bu yüzden öksüz kalacaksak bile onu ışık dünyaya çıkarıver." Zümrüt kuşu, "Ey padişah oğlu," dedi, "şimdicik gidersin. Kızını kurtarıp suya kavuşturduğun kentin padişahından 40 batman şarap, 40 batman et istersin. Verirse yükletip getirirsin. Ondan sonra yola çıkabiliriz." Oğlan vardı, padişaha dileğini söyledi. Duyduklarına o da sevindi. Padişah adamlarına buyurdu. Gerekenleri yaptılar. 40 batman etle 40 batman şarabı Zümrüt kuşunun yanına getirdiler. Cücükler esenleştiler. Şarabı sol kanadına, eti sağ kanadına, oğlanı iki kanadının ortasına yerleştirdi adamlar. "Ey padişah oğlu," dedi Zümrüt kuşu, "şimdi ışık dünya yolculuğuna çıkıyoruz. Gak deyince et, guk deyince şarap vereceksin ağzıma." Böyle dedikten sonra yavrularını esenleyerek uçtu Zümrüt kuşu. Önce ok gibi dikine yükseldi gök katlarına. Sonra düz süzüldü Billur Dağı yönünde. Uça uça kona göçe gittiler. Gak dedikçe et, guk dedikçe şarap verdi oğlan. Zümrüt kuşunun anasıyla konakladığı ilk yere indiler. Zümrüt kuşu, "Yiğit," dedi, "anamgille burada gecelemiştik." Ertesi sabah uçtular yine. Az gittiler, uz gittiler, uça uça gittiler, mavilikleri dürüp katladılar. Bir günün birinde bir dağa indiler. Zümrüt kuşu, "Ey padişah oğlu, işte Billur Dağı burası," dedi. Oğlan gördüklerine şaştı. Sabahın alaca karanlığında ilk ışıklar o yandan fışkırıyordu. Ortalık ağardıkça Billur Dağı'nı güneşin ışıkları bütünüyle sarıp sarmaladı. "Yiğit," dedi Zümrüt kuşu, "işte bu görünen yere anam ışık dünya demişti. Buradan ötesini gitmediğim için bilmiyorum." Oğlan ağlamaklı oldu. Zümrüt kuşu oğlanın derdini yüreğinde duydu yine. Havalandılar. Gak dedikçe et, guk dedikçe şarap verdi oğlan. Uça uça gittiler. Işık dünyaya çıkacakları yerde et tükendi. Zümrüt kuşu gak, gak diye bağırıyordu. Oğlan, "Şimdi ben ne edeyim?" diye dövünmeye başladı. Şarap vardı, et yoktu. Baldırının yumuşak yerinden bir parça et kesti oğlan Zümrüt kuşuna göstermeden. Gak deyince ağzına verdi. Kuş eti ağzına alır almaz anladı. Gak demedi bir daha. Hep guk dedikçe oğlan şarap verdi. En sonunda yeşil bir tepenin üstüne süzülüp indiler. Zümrüt kuşu, "Ey padişah oğlu, işte ışık dünyaya çıktık," dedi. Oğlanın boynuna sarıldı, esenleştiler. "Yiğit, güle güle git," dedi Zümrüt kuşu. Baktı ki oğlan topallıyor, "Dur bakalım," dedi. Ağzından sakladığı eti çıkarıp oğlanın kestiği yere koydu. Yaranın üstüne ağzının barından sürdü, yarası o anda iyileşiverdi. Topallamadan yürüdüğünü gören Zümrüt kuşu havalandı, geri döndü. Uçak konaklıya gitti, yavrularına kavuştu. Oğlan da dağları, ormanları döne dolana babasının ülkesini buldu, kentine geldi. Dolaşmaya başladı. Üstünden giydikleri dökülüyordu. Kent ölü evin cesetsizdi. Bir adam gördü oğlan. Onunla esenleşti, yanına oturdu. Adama sordu. "Baba, bu kent neden böyle, çıt yok ortalıkta?" Yaşlı adam, "Yavrum, bu ülke padişahının 3 tane oğlu vardı. Oğlanlar bir gün ava gitmişler, o avda küçük oğlanı yitirmişler. Bu yüzden yas tutmakta kent.
Padişah da oğlanların o avdan getirdikleri üç güzel kızı konağının bir dairesine koydu. Bu kızların her birinin yanında yumuşçu üç kız vardır. Hiç kimse konağın kızların durumuna yetik olamaz. Küçük oğlunun derdinden padişah da sayrılandı diye anlattı. Oğlan bunları dinledikten sonra kalktığı gibi doğruca padişah babasının konağına gitti. Onu içeri sokmadılar. Oğlan, ''Ben ak sakalı göbeğine dek inen yaşlı bir adamdan güzel salıklar getirdim. Padişaha onları söyleyeceğim.'' dedi. Bunu padişaha duyurdular. Böylelikle girdi babasının yanına. Padişah yatakta yatıyordu. Oğlan yorganı açtı. Babasının yüzünü görünce kendini tutamadı. Ağlayarak boynuna sarıldı. Padişah bunun küçük oğlu olduğunu bildi, kucakladı, yanaklarından öptü. Tezinden adamlarına buyurdu, kurbanlar kesildi, çıplaklar giydirildi, açlar doyuruldu. Büyük bir toy, büyük bir şenlik yapıldı. Küçük oğlan başından geçenlerin bütününü anlattı babasına. ''Babacığım, konağımızdaki o kızların her biri bir ülke padişahının kızıdır.'' diye babasına kızların ülkelerini bildirdi. Babası o ülke padişahlarına ulaklar gönderdi. Onlar da kızlarının sağ esen olduklarını öğrenip dünyalarca sevindiler. Şenlikler yaptırdılar. Askerlerini alıp padişahın yanına geldiler. Küçük oğlan başından geçenleri onlara da anlattı. Babasına zindandaki kardeşlerini bağışlattı. Büyük bir toy yapıldı, çalgılar çalındı, görülmemiş bir düğün oldu. Kekik ülkesi güzeli, ceylan gözlü kızla büyük oğlan, güney ülkesi güzeli, maviş gözlü kızla ortanca oğlan, gül ülkesi güzeli, tomurcuk kızla küçük oğlan evlendiler. Kötülerle savaşanlar muratlarına erdiler. Sizler de erin muradınıza.